Herkese merhaba arkadaşlar. Başlıkta gördüğünüz üzere bugün YouTube'tan ilk paramızı aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir kısmını zaten verdim. Telefon almıştık biliyorsunuz. Bu süreçte sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni yalnız bırakmadınız. Bana çok destek verdiniz. Allah razı olsun hepinizden. Şimdiden bu parayı Tefo'ya vereyim. Onlar o içeride halleder. Tefocuğum. Bak kümesin reisi sensin, al şu paraları, al oğlum, çekinme. Al bunları, sen dağıtırsın millete, tamam mı canım benim? Şimdi arkadaşlar şaka bir yana, biliyorsunuz masraf oluyor, gider oluyor, bayağı bir işte yemdir falandır, işte onları karşılamak için çok güzel bir şey oldu. Yani 7 ay sonra YouTube Baba bize bir miktar para yollamış, yani yine güzel, çok şükür yani. Şimdi yemi karşılıyoruz, şey yapacağız inşallah. Bakalım, hepinize gerçekten çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani bilemiyorum, ne diyeceğimi de bilemedim. Olsun, yine emeğimizin karşılığını yavaştan almaya başladık arkadaşlar. Sizin de desteklerinizden ötürü hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi yine videomuz yine aynı şekil. Gurk yine bizim üçgü açılık yaptı. Evet Tefo, yana salacağım seni, onu bir güzel döv abi. Yoksa olmuyor yani. Güzelim yumurtalardan yine kalktı arkadaşlar. Tabi bir daha sakın oturtturmayacağım. Zaten çoğu arkadaşımız, neyse hadi siz de çıkın. Çoğu arkadaşımız zaten söylemişti, abi bak bu oturmaz diye. Yani biz de ne bilelim arkadaşlar, yine oturtturduk şöyle. Arkadaşlar iki tane daha yumurta eklemiştim. Brahma yumurtasını geri aldım arkadaşlar. Buraya koydum. Öbür kafesteydi, buraya getirdim, buraya koydum. Çünkü dedim ki hani orada oturmasın, hayvanlar rahatsız oluyor diye. Dedim mecbur dedim bu tarafa alayım. Ama gene de işte gördüğünüz gibi kalkmış arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Bir daha var ya sen, yani böyle gulp de yemin ediyorum bidona böyle sokacağım seni, ondan sonra çıkartacağım dışarıya. Tamam, bir daha sakın bana Gurkum abi falan deme yani. Vallahi oturtmayacağım abi. Ya git başka yerde, nereye oturursan otur ama buralara gelme. Evet, hava da acayip sıcak arkadaşlar gerçekten. Ben bu tavuklara hak veriyorum, gölgelik lazım bunlara. Bunlara güzel bir gölgelik de yapacağız inşallah. Şöyle yumurtaları Selami abiye verdim, yine kuluçkaya koyacak diye. Şunu da biz alalım arkadaşlar, bu denizli yumurtası. Biliyorsunuz arkadaşlarımıza yollayacağız. Nazlı kız, ne haber? Sana da vereyim biraz para. Nerede yiyeceksin ama? Zaten gidip bunlara yem alacağız arkadaşlar. Bakalım güzelce ne. Bak bak, burada bir tane Hint kalmış. Nazlı, bunu al buradan. Nazlı, al bunu buradan çabuk. Bak döver bunlar hadi. Heh, güzelim benim, aferin. Şimdi arkadaşlar bak bak. Bunlar da böyle, ne oldu, sıcak mı? Çok mu sıcak? Hepsinin ağzı açık. Birkaç tanesi. Yalnız burası bunlara yaramadı arkadaşlar. Hiç yumurta alamıyorum. Yani ne yalan söyleyeyim. Bunları galiba şey yapacağım. Ne oluyor oğlum, hop. Allah, bak bak bak. Arkadaşlar gördünüz, üstüme zıpladı. Rukiye, tamam mı abi? Yani horozdan korkuyor böyle. Geliyor üstüme çıkıyor. Ya tamam oğlum vallahi, şimdi in aşağı, in aşağı. Hadi bak, elimde yumurta var, kıracaksın şimdi yumurtayı. Şöyle arkadaşlar bunu da bir indirelim aşağı. Ha, atla. Kızım yapma öyle ya, gözünü seveyim ya. Allah Allah, tamam onlardan korkuyorsun ama dur, video çekiyorum, üstüme zıplama. Ya üçgü açılan. Yürün lan, şunu vereceğim arkadaşlar, bunu uygun bir fiyata birine, buralardan birine vereceğim. Bak bak şimdi bak. Bak o da geliyor, direkt peşime geliyor. Gel kızım, gel kızım, sen bunlardan, bunlar üçgü açı, bunlar biraz şey olmuş arkadaşlar, çok fazla. Gel kızım sen dışarı. Aferin babacığım, kaç oradan. Bütün civcivleri de arkadaşlar saldım dışarıya. Şöyle yumurta da elimde kaldı. Neyse bak, şunu keyfe bakar mısın ya? Ulan hendek kazmışsınız, girmişsiniz içine. Gel kız, gel hadi gel, sen de videoda anlatalım sana beraber. Şimdi arkadaşlar bütün civcivleri böyle, hava çok sıcak olduğu için bir bunaltıcı içerisi. Ben de güzelce bunları hepsini şöyle dışarıya aldım arkadaşlar. Güzelce buralarda ot mot yesinler diye, bakalım böyle takılsınlar burada. İçeri de temizliyorum arkadaşlar. Şurada da var bak. Bak buradaki yaramazlara bak. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hadi gidin tarlaya gidin. Hadi gel Rukiye'cim gel. Bak şimdi arkadaşlar bak, bak nasıl geliyor. Hadi gel. Hadi ben içeri gidiyorum. Geliyor musun? Geliyor mu? Bak nasıl geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Şimdi orada da Caferler falan orada. Şöyle içerisini biraz temizledim arkadaşlar. Çünkü temizlik çok önemli bir şey. Değil mi kızlar? Siz burada ne yapıyorsunuz? Yaramazlar sizi. Üçkağıtçılar. Şimdi şöyle burayı da arkadaşlar, sadece bıldırcınlar kaldı içeride. Ya bunlar da salsam, bunlar zaten biliyorsunuz fıldır fıldır oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Rukiye'cim biraz sen anlat, yoruldum. Şimdi buraya temizledim, altına torba koydum arkadaşlar. Makinamızda 6. 7. günü diye sanırsam, 6. 7. günü. Bakalım inşallah güzel bir çıkım almayı düşünüyorum ama arada böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bak şu kablo da şuraya sıkışmış. Yani zaten çevirmiyor motor. Bilmiyorum, sanırsam elektrik az geliyor diye düşünüyorum. Gerçi ben kendi elimle çeviriyorum, bir sıkıntı olmuyor. Neyse hadi bakalım çıkalım dışarı. Hadi kızlar. Hadi siz köpükleri yiyorsunuz zaten, beni sinir ediyorsunuz. Rukiye beni dinliyor ama. Ya Rukiye, Rukiye. Bak bak bak, eyvah eyvah, korsanı şimdi dövecek arkadaşlar. Evet, korsan arabanın altına girdi. Evlat ilişki açılara bak siz ya. Bakalım şöyle şurada da neler varmış neler yokmuş arkadaşlar, bakalım. Ya siz burada ne yapıyorsunuz lan?
Arabanın altında şikayetçilere bak ya. Abim benzin pompasını şey yapmış da onu takacak bakalım arkadaşlar. Şöyle bak bak bak. Şu şikayetçiler de burada. Plymouth'lardan çok memnunum valla. Biliyorsunuz bir 10 tane falan ölmüştü. Bunlar kaldı geriye. 2 tane denizli tavuğum var. 1 tane denizli horozum var. Onu vereceğim. Nuri amcaya vereceğim. Öbürleri de bize kalacak arkadaşlar. İnşallah güzel böyle. Ne oldu? Ne bağırıyorsun oradan? Şimdi buraları da temizledik arkadaşlar. Temizlik imandan gelir. Derler öyle derler yani. Doğrudur da. Değil mi çocuklar? Hadi kalın orada. Şimdi civcivlere de kedi falan gelmesin diye şöyle şey yapmam lazım. Ne oldu kızım? Hepsi de ağzını açmış arkadaşlar böyle. Acayip bir sıcak. Güzel bir diyorum ki şöyle gölgelendirme yapacağım bunlara da bakalım. Havuzu biliyorsunuz arkadaşlar. Baba ördekler burada. Havuzu boşalttım. Pislendi. Şimdi biraz daha bunu kaldıracağım şuraya kadar. Yani şöyle anlatmıştım. Şuraya kadar kaldıracağım. Düz bir seviye yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra içini maviye boyayacağım. Mavi yağlı boyayla boyayacağım arkadaşlar. Ondan sonra etrafını biraz süsleriz. Güzelce suyunu doldururuz. Sadece ördeklerimize böyle bir giriş yaparız arkadaşlar. Ördekler içeri girer. Orada yüzerler. Ondan sonra tekrardan dışarı çıkarlar. Biliyorum su istiyorsunuz ama şurayı bitireyim. Ondan sonra sizin havuzunuzu yine tekrardan dolduracağım. Neyse. Gelelim şöyle bakalım güvercinlerimize. Maşallah şunlara. Yani bu tarafa da yine dediğim gibi yumurtlayacak ama daha öyle çöp falan bir şeyler topluyor. Değil mi? Ne oldu? He? Yavrular nasıl? İyi mi? Güzel mi yavrular? Maşallah ya bu güvercinler bununla dediğim gibi şu benim için çok önemli. Bir de tepeli nerede o? Tepeli herhalde uçuyor. Değil mi oğlum benim? Maşallah size maşallah. Hani bakayım var mı başka yumurtanın altında? Bir tane var ya. Oğlum niye bir tane yumurtlattın lan? He? Üçkağıtçı. O kadar bekledik. 2 tane yumurta dedik. Yok ya bunlardan ne yumurta isteyebiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz ya. Bak civcivler orada kaldı. Şimdi oğlum bağırmayın lan. Bağırmayın. Haydar da tarlada bir yerde ötüyor arkadaşlar. Yani neyse. Şimdi konumuza gelelim. YouTube'dan arkadaşlar çok soruyorsunuz abi ne kadar kazanıyorsun abi ne yapıyorsun falan filan. Yani 7 ayda arkadaşlar onu da bir ara bilgisayardan gösterelim. Şimdi bugün burada zaten her gün burada olduğum için yani evde kimse yok. Mecbur buraya geliyorum arkadaşlar. Zaten o yüzden tellerle kapatıyorum. Yani ben de sabah akşam tavuklarda olduğum için öyle şeyden bilgisayardan gösteremiyorum arkadaşlar. Ama bir gün göstereceğim. Yani ne oluyor nasıl bitiyor. Şimdi çok aslında meşakkatli bir iş. Yani hemen böyle gireyim YouTube'a da biraz para kazanayım. Yani öyle bir şeyiniz, hayaliniz varsa fazla da şey etmeyin yani. Gerçekten zor bir iş yani. Para kazanması da mesela ben ilk başladığımda mesela para kazanmamın ilk açıldığında arkadaşlar 50 kuruş veriyordu. Yani 1 lira bile vermiyordu. Düşünün yani o kadar veriyordu. Bir video hazırlıyorsun, şey yapıyorsun. Yani çoğu arkadaşımız da hemen canı sıkılıp hani YouTube'u bırakabiliyor arkadaşlar. Ama biz de bayağı uğraştık, emek verdik. Yani 7 ayda toplamda arkadaşlar 2500 lira falan olmuş kanalda. Yani bize de bir miktarını yollamış. Yani onunla da zaten telefonun parasını verdik. Ondan sonra bir miktarını verdim. Ondan sonra yem alacağız. Seni döveceğim. Ondan sonra bakacağız arkadaşlar. Güzel böyle bir ekipman falan almayı da düşünüyorum ama tabii onlara daha zamanımız var. İnşallah onları da alacağız. Sizlerin de sayesinde arkadaşlar. Bakalım lan nerede bizim bu şeyler nerede ya? Göremedim ben onu. Benim kulkullum ne? Heh, kulkullum burada. Ya kulkulluyu görmeyince arkadaşlar moralim bozuluyor ya. Gel kızım gel. Ne yapıyorsun? Nasılsın babacığım? He? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Sana bugün yem alacağım ha. Sana bugün yem... Ya şuna bak ya. Bir tane nerede o? Ha, Zeko burada. Zeko'yu biliyorsunuz arkadaşlar. Bizim eski orozumuz vardı. Zeko'nun oğlu aynı Zeko gibi çıkmış. Bakalım yani inşallah onu da büyüteceğiz. Yalnız şu bana horoz gibi geldi. Bilemedim ne ya. Vallahi ben buna tavuk demiştim ama arkadaşlar. Siz yine aşağı yorum olarak yazın. Şu keltoşa. Yani horoz gibi oldu. Osman'ın maşallah çocuğu da güzel bayağı iyi. Osman'ı da veriyorum arkadaşlar. Korsan'ı da veriyorum. Öbür Sefa abiden aldığımız horozu da veriyorum arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Alttan gelenler bayağı fazla. 6-7 tane horozumuz var. Bu Alexander'ı da vereceğim arkadaşlar. Çünkü fazla horoz göz çıkartır. Göz çıkartır. Niye derseniz nerede o? Bir tanesinin gözünü çıkartmışlar. Daha civciv yani. Nerede? Gönü göremiyorum arkadaşlar şimdi. Onun gözünden tutmuş yani. Yakalamış. Hayvanlar küçük. Horoz da binmek istiyor ama gidip hayvanın gözünü yakalıyor. Gözünü çıkartıyor. O yüzden çok sıkıntı oluyor. Sizde de varsa fazla horoz işe yaramaz arkadaşlar. Anladınız mı beni? Yani 15-20 tane tavuğa bir 2 tane horoz yeter. Ha, 2 tane de bile bence fazla yani şu olarak. Ama tabii kuluçkalık yumurta alacaksanız da yani 15 tane 2 tane horoz idealdir arkadaşlar. Neyse ulan konudan konuya geçtim ya. Var mı böyle bir şey ya? Arada böyle boş yapıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Neyse dediğim gibi konumuz buydu. Bugün aldık YouTube'dan biraz
biraz para yollamış sağ olsun. Yani öyle arkadaşlar, paramızı aldık şükür, işte onunla da yem alacağız, bir şeyler yapacağız. İşte öyle yani gidecek yani. Şöyle oturayım arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Gerçekten çok sıcak hava. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yanında çıkan videoları tıklayıp öbür videolarıma gidebilirsiniz. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah.